Mümtaz Ataman Caddesi'nde Aydem tarafından yaklaşık 2 ay önce başlayan çalışmalar büyük ölçüde bitti. Şimdi sadece montaj, enerjilendirme ve aydınlatma çalışmaları sürdürülmekte. Yine bazı kılçık yollarda da Aydem'in kazı çalışmaları devam ediyor. Şu anda bölgemizdeki enerji ihtiyacı mevcut havai hatlarla ve mevcut direkt üstü trafolarla karşılayamayacak düzeyde. O yüzden köşk tipi trafolar yapılıyor ve hatlar, enerji nakil hatları yer altına alınıyor. Bu şu anda yapmamız gereken, kışı geçirmek için, enerji kesintisini önlemek için yapmamız gereken bir çalışma. Bunun tabii ki sonrasında da yine MUSKİ'nin çalışmaları oldu bu bölgede. Arkasından da şimdi artık üst kaplama, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmaları sürdürülmekte. Yaklaşık 10 gün önce başladı çevre düzenlemesi çalışmaları, satı kaplama çalışmaları. Öncelikle mevcut kaplama, asfalt kaplama trencherla kazınarak malzeme alınıyor ve kaldırımlar, eski kaldırımlar sökülüyor. Tabii ki bu belli bir zaman aldı. 10 günlük bir çalışmada da ciddi bir yol alınmış durumda. Şu anda müteahhit firmamız ve diğer büyükşehrin ilgili birimleri bu konuda çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii bu işlerde çalışılırken bazı istenmeyen, beklenmeyen durumlar da olabiliyor. Onları da zamanla halledip söz verildiği tarihte yetiştirilmeye çalışılacak bu bölge. Bittikten sonra bütün bu problemler geride kalacak. Enerjimizi sağlıklı bir şekilde alacağız. Yolumuz düzgün olacak, kaldırımımız düzgün olacak. Burası farklı bir görünüme kavuşacak. Bütün bu çalışmalar bunun için yapılıyor. Eğer herhangi bir şekilde vatandaşlarımızın suyu kesilirse ya da farklı bir problemle karşılaşırlarsa lütfen belediyemizin iletişim hatlarına başvursunlar. Büyükşehir Belediye'mizle beraber, ilgili müteahhit firmamızla beraber, Aydem'le beraber Bodrum Belediyesi sizlerin hizmetindedir. Sıkıntıları, sorunları ya da problemleri çözmek için 24 saat hazırız. Ben tekrar bütün vatandaşlarımızdan anlayışları için teşekkür ediyorum vatandaşlarımıza. Aynı zamanda rahatsızlıktan dolayı da kendilerinden şimdiden özür diliyorum.